Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bir Müslümana haccın farz olabilmesi için o kişinin Müslüman olması, akıllı olması, ergenlik çağına ulaşmış bulunması, hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin normal ölçüler içerisinde geçimini sağlayacak derecede maddi imkana sahip olması, aynı şekilde hacca kendisini götürüp getirecek kadar ulaşım vasıtasına sahip olması ve haccın farz olduğunu bilmesi, ki bu genellikle Müslüman ülkelerinde söz konusu olmaz da, Müslüman ülkelerinin dışında Müslüman olmuş, dini yükümlülükleri bilmeyen bir kişi için bu durum söz konusu olabilir. Ve bütün bu şartları taşıdığı halde haccın eda edilebileceği vakte yetişmiş olması şeklinde özetlenebilecek yükümlülük şartları söz konusudur. Bu yükümlülük şartlarını taşıyan Müslüman, genellikle yükümlülük şartları istitaat kavramı içerisinde ifade ediliyor. Müslümanın zaten genel ibadet yükümlülüğü içerisinde Müslüman olması, akıl sahibi olması, erginlik çağına ulaşmış olması bütün ibadetler için söz konusudur. Artı olarak istitaat dediğimiz hacca gidip gelmeye güç yetirebilme, bu imkana sahip olma anlamındaki istitaat Kur'an-ı Kerim'de men istata'a ileyhi sebile ayet-i kerimesinde ifade edilen ve lillahi alen nasi hiccul beyti men istata'a ileyhi sebile, oraya gitmeye güç yetirebilenlere Allah'ın beytini hac etmek Müslümanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır ayet-i kerimesinde ifade buyurulan istitaat, güç yetirebilme kavramı çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu maddi imkanlara sahip olma ve ulaşım vasıtasına sahip olma ve diğer hususlar. Değerli izleyiciler, 8 maddede ifade edilen bu yükümlülük şartlarını taşıyan bir Müslümanın bir de haccı eda edebilmesi için aranan eda şartları dediğimiz yerine getirebilme şartları vardır. Bu şartlara da haccın vücubu edasının şartları şeklinde ifade ediliyor. Haccı yerine getirebilmek için gerekli olan şartlar anlamına geliyor bunlar da. Bunlardan bir kısmı bazı İslam alimlerine göre yükümlülük şartları içerisinde değerlendirilir. Şimdi kısaca bunları da izah edelim. Bunların başında sağlıklı olmak vardır. Bir Müslümanın haccını eda edebilmesi için sağlıklı olması gerekir. Sağlıklı olmayan kişi haccını eda edemez. Kimi alimlere göre bu yükümlülük şartıdır, kimi alimlere göre de yerine getirme şartı olarak değerlendirilir. Değerli izleyiciler, sağlıklı olmayan kimseye Cenab-ı Hak bazı alimlere göre haçla yükümlü tutmamıştır onu. Diğer bir kısım alimler de diyorlar ki, madem ki bu kişi Allah-u Teala ona maddi imkanları vermiş, diğer şartları taşıyor, kendisi eğer eda edemeyecek durumdaysa, söz gelimi, hasta, felçli, kötürüm, özürlü, kendi başına efendime söyleyeyim hareket edemeyecek durumda, böyle bir kişiye maddi imkanı varsa yerine bedel göndermesi, vekil göndermesi gerekir diyorlar. Yükümlülük şartı olarak görenler. Ancak başta İmam Ebu Hanife olmak üzere bazı alimlere göre ise bu haccın farz olmasının şartı olduğu için yerine bedel göndermesi gerekmiyor. Çünkü zaten gücü yetmiyor bu kişinin. Güç yetirenler kavramı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden dolayı bu kişiye zaten hac farz değildir diyorlar bazı alimler. Değerli izleyiciler, sağlıklı olmak demek ki haccı yerine getirmenin şartlarından birisi. Bir diğer şart da arizi bir engelin bulunmaması gerekiyor. Söz gelimi tutuklu olan, yurt dışına çıkma yasağı bulunan, eski kitaplarımızda ifade edildiği şekliyle işte mesela köle olanlar, ki şimdi söz konusu değil, ama günümüz şartlarında tutuklu bulunanlar veya yurt dışına çıkma yasağı bulunanlar, haccı bizzat kendileri eda etme imkanına sahip olamayacakları için haccı eda etme imkanına sahip değildirler. Bu kişilere daha önceden haccın şartlarını taşıyor ise, haccın diğer şartlarını taşıyor ise,
kendilerine bedel göndermek veya yerlerine vekil göndermek farzdır değerli izleyiciler. Önceden bu şartları taşıdığı halde zamanında yapmamış haçını, sonradan da tutuklu hale gelmiş veya yurt dışına çıkma yasağından dolayı artık haça gidemeyecek konuma düşmüş olan kişiler yerlerine bedel göndermek zorundadırlar. Değerli izleyiciler, kadınlara ilişkin de iki şart vardır. Bunlardan birisi yanında mahreminin bulunması, bir diğeri de iddet bekliyor olmaması şeklinde iki tane şart. Yanında mahreminin bulunması konusu aslında kadının yolculuğuyla ilgili bir husustur. Tabii geçmişten günümüze Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların tek başlarına seyahat etmelerini yasaklayan hadis-i şerifler vardı olmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bunun sebebi o günkü şartlarda kadınların güvenlik sorunudur temel neden. Çünkü tek başına bir kadının çölde, badiyede seyahat etmesi, yanında mahremi olmadan seyahat etmesi o günkü şartlarda son derece sıkıntılı bir durum idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir kadına 3 günden fazla yanında mahremi olmadan yola çıkmak helal değildir hadis-i şerifi. İslam alimleri bu hadis-i şerif doğrultusunda bir Müslümanın yanında mahremi olmadan 3 günden fazla yola çıkamayacağını ifade etmişlerdir. Ancak başta İmam Şafii olmak üzere İmam Şafii ve İmam Malik yol güvenliği bulunduğu takdirde yanında emin yol arkadaşları özellikle İmam Şafii'ye göre en az 3 kadın ve daha fazla kadın bulunduğu takdirde bu kadın grubunun içerisinde bir Müslüman hanımın güvenliği konusunda bir tereddüt olmamak şartıyla hacca gidebileceği içtihadına sahip olmuştur İmam Şafii Hazretleri. İmam Malik de aynı şekilde yanında kadınlar olmasa bile güvenli bir kafilenin içerisinde eğer bir tehdit söz konusu değilse kadının güvenliği açısından onun hacca gidebileceği içtihadında bulunmuşlardır. Günümüzde de İslam dünyasında genellikle İmam Şafii ve İmam Malik'in bu içtihadı doğrusunda Müslüman hanımlar hareket etmekte ve hacca gitmek için diğer şartları taşıyan Müslüman hanımlar bu içtihatlar doğrultusunda hacca gitmektedirler. Değerli izleyiciler, Hanefi mezhebine göre yanında mahremi olmadan bir kadının hacca gitmesi caiz görülmemektedir. Hanefi mezhebinin içtihadı bu doğrultadır. Bundan hareketle bazı hanım kardeşlerimiz yanlış bir yola da sapıyorlar. Mesela işte hacca gidip gelinceye kadar birisiyle nikahlanma gibi dinen caiz olmayan uygulamalara sapmaktadırlar. Bu tür uygulamalar dinen caiz değildir ve hiç gerek yoktur bu tür uygulamalara. Çünkü İslam alimleri içerisinde İmam Şafii ve İmam Malik gibi bu işi caiz gören büyük müçtehitler vardır. Bu müçtehitlerin içtihatları doğrultusunda mümin hanımların, Hanefi mezhebine mensup mümin hanımların hacca gidip geleceğine ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da fetvası vardır. Bu doğrultuda hareket etmeleri en uygun olandır. Sevgili izleyiciler, kadınlarla ilgili diğer bir şart ise iddet bekliyor olmamak şartıdır. Kocası vefat etmiş veya kocasından boşanmış, bu sebeple de iddet beklemekte olan Müslüman hanımların hanımlara İslam alimlerinin çoğunluğuna göre hac farz değildir. Bu bir yükümlülük şartıdır. Diyelim ki hacca gidileceği sırada ki günümüzde farklı bir şekilde hac kurallarının çekildiği sırada veya haccın eda edileceği sırada bu şartları bu durumda olan yani kocası ölmüş iddet bekliyor bulunan veya kocasından ayrılmış iddet bekliyor bulunan bir hanım kardeşimize hac farz değildir İslam alimlerin çoğunluğuna göre. Ama başta Hanefi mezhebi olmak üzere bazı alimlere göre ise bu bir eda şartı olduğundan dolayı bu şekilde hacca gidemeyen bir hanım daha sonra imkan bulunca hac yapabilir. Yapamadığı takdirde de yerine bedel göndermesi gerekiyor. Sevgili izleyiciler, iddet bekleyen hanımların hac edebileceğine ilişkin farklı içtihatlar da vardır İslam alimlerinin görüşleri arasında.
Ama özellikle dört mezhepteki görüş az önce ifade ettiğim gibidir. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre iddet bekleyen hanımlara hac farz değildir. Çünkü o bir yükümlülük şartıdır İslam alimlerinin çoğunluğuna göre. Sevgili izleyiciler, kısaca özetlemeye çalıştığımız gibi Müslüman olan, akıl sahibi olan, ergenlik çağına ulaşmış bulunan, hacca gidildiği mevsimde, haccın eda edildiği mevsimde, hacca gidip gelecek kadar hem kendisinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek derecede maddi imkanlara sahip bulunan, aynı şekilde oraya gidip gelecek uygun vasıtaya ve bu imkanlara sahip olan, bunu temin edebilecek durumda olan Müslümanların hac etmeleri farzdır. Ancak bu hac etmeleri esnasında bir takım engeller çıkabilir. Mesela sağlığının bozulması veya yol güvenliğinin olmaması veya tutuklu bulunması veya yurt dışına çıkış yasağının bulunması. Hanımlar için ise kocasının vefat etmiş iddet bekliyor olması veya kocasından ayrılmış iddet bekliyor olması yahut da hanımlar için yine yanında mahreminin bulunmaması gibi haccın edasına engel olan bir takım şartlar da söz konusu olabilir. Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu durumda olan kişilerin yani farziyet şartlarını taşıdığı halde eda için gerekli olan şartlarını taşımayan Müslümanların yerlerine bedel göndermeleri gerekiyor, vekil göndermeleri gerekiyor. Ama İmam-ı Azam'a göre özellikle sağlık yükümlülük şartı olduğu için felçli olan, kötürüm olan, efendime söyleyeyim ama olan ne kadar maddi gücü yerinde olursa olsun o kimselere de hac farz değildir İmam Ebu Hanife'ye ve diğer İslam alimlerine göre. Bu bakımdan değerli izleyiciler, haccın farziyet şartlarını taşıyan, eda şartlarını taşıyan kişilere hac etmek farzdır. Ancak günümüzde kotalar sebebiyle maalesef mesela ülkemizde bekleyen 1.400.000 kişiye yakın, 1.5 milyona yakın insan sıra beklemektedir. Dolayısıyla isteyen herkes hacca gidememektedir. Kasayla kura sistemi olarak ifade edilen bir sistemle kuralar çekilmektedir. Yılda sadece 70 bin kişinin hac yapmasına imkan vardır. Dolayısıyla günümüz şartları içerisinde de kurada çıkmayan insanlara da güçleri yetmeyeceği için, istitaatları olmayacağı için hac yapmak farz olmaz. Değerli izleyiciler, haccın farz olmasının şartlarını taşıyan, yerine getirilmesi için gerekli şartları da taşıyan bir Müslümanın haccının sahih olabilmesi için de bir takım şartlar vardır. Haccın sahih olabilmesi için gerekli olan şartlar da en başta ihrama girmek bunun şartlardan birisidir. Aynı şekilde bir de ihrama girmek özel mekan ve özel zaman şeklinde ifade edilen üç tane şart söz konusudur haccın sahih olması için. İhrama girmek biliyorsunuz hac yapacak olan kişinin niyet ve telbiye getirmesiyle gerçekleşir. Niyet, yapacağı hacca niyet etmesidir. Kişinin ifrat haccı, temettü haccı veya kıran haccı buna niyeti etmesi, bunu belirlemesi ve bir de telbiye getirmesi gerekiyor. Lebbeyke Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke, lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bu şekilde ihrama girmiş olur kişi. Bunun bir de erkekler açısından giysisi vardır. İzar ve rida dediğimiz iki beyaz havluya, örtüye bürünmüş olur erkekler. Bunlar da ihramın giysisidir. Kadınlar için böyle bir giysi şart değildir. Erkekler ayaklarına ayakkabı da giyemezler. Bunun yerine terlik türü bir şey giyebilirler. Bu şekilde bir bakıma başı açık, yalın ayak, Cenab-ı Hak karşısında tezellülü ifade eden bir şekilde haçlarını eda ederler. Haccın sahih olmasının şartlarından birincisi budur. İkincisi de özel zaman, haç aylarında haç yapılabilir. Haç aylarının dışında başka zaman haç yapılamaz. Haç ayları da Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 gününden ibarettir. Ve özellikle Arefe günü Arafat'ta bulunması gerekiyor. Aynı şekilde bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü cemerata taş atma günlerinde ve yine aynı günler içerisinde ziyaret tavafını yapması gerekiyor. Aynı günlerde yapamadığı takdirde bazı alimlere göre daha sonraki günlerde de yapabilmektedir.
haçın eda edilmesi gereken diğer menasikinin de eda edildiği bu özel zaman da haçın sayı olmasının şartlarındandır. Özel mekan ise malumunuz Kabe'yi tavaf etmesi gerekiyor ve Arafat'a vakfe yapması gerekiyor. Bu mekanlarda bulunması lazım. Bu özel zaman ve özel mekan da haçın sayı olmasının şartlarıdır. Demek ki haçın sayı olması için 3 tane şart vardır. Birisi ihram, birisi özel zaman dilimi ki az önce ifade etmeye çalıştım. Birisi de özel mekan ki bu da özellikle Kabe ve Arafat'tır. Bu haçın vacip olan vaciplerin de yerine getirilmesi için işte Müzdelife, Mina ve buralarda yapılacak işlemler aynı kapsamda haçın eda edileceği mekanlar kapsamında değerlendirilebilir. Değerli izleyiciler, haç kişinin hayatında bir milat olması gereken bir ibadettir. Bir Müslümanın hayatında adeta dönüm noktası teşkil eder. Bu bakımdan kendilerine haç farz olan ve haç farz olduktan sonra da günümüz şartlarında kurada çıkıp haç yapmak nasip olan Müslümanlara bu önemli farzı eda ederken usulüne göre, erkanına göre eda etmeleri ve hayatlarında kendilerine bir defa günümüz şartlarında ancak nasip olabilecek olan bu büyük ibadeti hakkıyla eda etmeleri gerekmektedir. Bu büyük önem taşır. Kendilerine kura çıkmadığı için bu farzı eda etme fırsatı bulamayan ve fakat oranın özlemini çeken mümin kardeşlerimizin de bu özlemlerinin son derece değerli olduğunu, adeta hac yapmış gibi sevap alacaklarını, bu özlemlerini muhafaza ettikleri sürece, niyetlerini bu doğrultuda muhafaza ettikleri sürece, adeta hac yapmış gibi sevap alacaklarında da şüphe yoktur. Çünkü imkansızlık sebebiyle, kurada kendilerine çıkmadığı için hacca gidememiş olmaktadırlar. Keyfi bir durumdan dolayı değil. Dolayısıyla bu özlemlerini muhafaza etmek suretiyle, onlar da haccın sevabına nail olacaklardır. Buna inancımız ve kanaatimiz tamdır değerli seyirciler. Yapabilenlere mebrur bir hac yapmaları, yapamayanlara da kutlu iklimin özlemini muhafaza etmeleri niyazıyla hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum değerli seyirciler.